Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yürük, namı değer Volkan abi. Artık beni tanıyorsunuz. Oyuncu ve sunucuyum. Aynı zamanda Vantrolu Kukla ve Çocuk Şarkıları sanatçısıyım. En son beni TRT 1 Toskapar Andisi'nde izlediniz. İnşallah ilerleyen dönemde yine yeni projelerle karşınızda olacağım. Bugün bu güzel köşede sizlere en güzel hikayeleri anlatmaya çalışacağım. En güzel hikayeler köşesiyle sizlerle beraber olacağım. Öncelikle bugünkü hikayemizin konusu bir baba ve oğlu arasında geçiyor. Umarım beğenirsiniz. İşten yorgun argın gelen baba, iş yerinde bitiremediği işleri bitirebilmek için hemen laptopunu açar ve işe koyulur. O sırada babasını özleyen çocuk babasının yanına gelir, "Baba baba biraz oyun oynayabilir miyiz?" der. Babası çocuğa döner, "Oğlum işim var, git başımdan, git çizgi film izle, git kitap oku, git oyun oyna," der. Çocuk üzülür, "Baba lütfen ya, seninle vakit geçirmek istiyorum, birazcık oyun oynayabilir miyiz?" der. Babası, "Oğlum bak, ben çalışmazsam para kazanamam. Para kazanamazsam bu yediğimiz, içtiğimiz şeyleri alamayız, ihtiyaçlarımızı karşılayamayız, faturalarımızı ödeyemeyiz," der. Çocuk üzülür, geri gider. Babası çalışmaya devam eder. Ardından çocuk tekrar gelir, "Baba baba sana bir şey sorabilir miyim?" der. "Oğlum git başımdan, benim işim var, gücüm var," der. Çocuk tekrarlar, "Baba baba sana bir şey sorabilir miyim?" der. Babası sinirlenir, "Evladım işim var, görüyorsun bak," der, "çalışmam gerekiyor, para kazanmam gerekiyor," der. Çocuk tekrar gider. Belli bir vakit geçtikten sonra çocuk tekrar babasının yanına gelir ve şunu sorar, "Baba, sana bir şey sormak istiyorum." "Oğlum işim var dedim ya," der. "Ya baba, sana sadece bir şey soracağım." Babası döner ve "Sor bakalım, ne soracaksın?" der. Çocuk, "Baba, sen ayda kaç para kazanıyorsun?" der. Babası şaşırır. "Oğlum, git başımdan, git annenle oyna, annenle vakit geçir. Bak benim çok işim var, bunları yetiştirmem gerekiyor," der. Çocuk üzülür. "Baba, baba lütfen söyler misin? Sen ayda kaç para kazanıyorsun?" der. "Oğlum bak gider misin başımdan? İşim var, gücüm var. Seninle uğraşamam," der. Çocuk üzülür ve odasına gider. Yine belli bir vakit geçer ve çocuk tekrar gelir. "Baba baba ayda kaç para kazandığını söylemiyorsun. Bari haftada kaç para kazanıyorsun? Onu söyle babacığım," der. "Oğlum gider misin başımdan lütfen?" der. "Bak beni çok meşgul ettin. Bir sürü işim var. Hep bak senin yüzünden gecikiyor," der. "Bir an önce bitireyim, seninle de vakit geçiririz," der. Çocuk üzülür. Çocuk, "Baba, ayda kaç para kazandığını soruyorum, söylemiyorsun. Haftada kaç para kazandığını soruyorum, onu da söylemiyorsun. Bari günde kaç para kazanıyorsun, onu söyle babacığım," der. "Oğlum git başımdan ya. Ya babacığım, bari saatte kaç para kazanıyorsun, onu söyle," der. Babası bir hışımla 50 lira der. Çocuk hemen odasına koşar. Belli bir vakit geçtikten sonra tekrar babasının yanına geri gelir. Babası haldır haldır işi bitirmek için çalışmaktadır. "Babacığım sana bir şey söyleyeceğim." "Oğlum ne kadar rahatsız ettin beni yavrum. Ya bir git işimi bitireyim." "Babacığım sana bir şey söyleyeceğim." "Ya söyle bakalım ne diyeceksin?" der. "Babacığım bana 10 lira borç verir misin?" der. Babası şaşırır. "Ya verirsem gidecek misin?" "Evet evet babacığım, bana 10 lira verirsen hemen gideceğim," der. Babası cüzdanını açar, içinden 10 lirayı verir, çocuk 10 lirayı alır, koşarak odasına çıkar. Babası çocuğun heyecanına şaşırır ve çok meraklanır. İşe biraz ara vermesi gerektiğini düşünür ve laptopunu kapatır, çocuğun peşinden odasına çıkar. Kapı aralıktır ve aralıktan bir de bakar ki çocuk önünde kumbarasını açmış, bir sürü parayı dökmüş ve saymaktadır. Babası bir hışımla odaya girer, "Oğlum bir sürü param varmış, niye benden 10 lira istiyorsun?" der. Çocuk hesaplamaya devam eder, babasına cevap vermez, paraları saymaktadır. Babası, "Oğlum bak bu kadar param varmış, kumbaranı da açmışsın, benden 10 lira istedin, verdim ya, niye kumbaranı kırdın?" der. Çocuk bütün parayı saydıktan sonra avucuna toplar, o küçük avucuyla babasına uzatır ve der ki, "Babacığım sen saatte 50 lira kazanıyorsun, doğru mu?" Babası evet der. "Al babacığım bu 50 lirayı," der. Babası alır, bozukluklar ve kendi verdiği 10 lirayla beraber
tam 50 lira vardır. Onun bu 50 lira ne der? Babacım, lütfen saatte 50 lira kazanıyorum dedin ya. Evet der. İşte o bir saati bana ayırır mısın? Bu 50 lirayı alıp o bir saati bana ayırır mısın der. Babasının kafasından kaynar sular dökülür. Çocuğun ne kadar babasına ihtiyacı olduğunu anlar. Yaptığından pişman olur. Elbette oğlum, al sen bu parayı, gel seninle biraz oyun oynayalım der. İş yoğun, hayat zor ama yine de çocuklarımıza vakit ayırmamız gerekiyor. Bu hikaye gerçekten de beni çok etkiliyor. Bu hikayeyi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bu tarz hikayelerin devamı için lütfen yoruma kalp bırakın. Güzel şeyler yazın ki biz de bu tarz hikayeleri sizlerle paylaşalım. Hayata dair sizler için paylaşacağımız çok güzel hikayelerimiz var. Bunları anlatmak için çok sabırsızlanıyorum ama sizlerden de destek bekliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.